Basketbol severler şu anda ekranları karşısında oturan bütün izleyicilerimize güzel bir cuma öğleden sonrası geçirmelerini diliyor ve Ordu'dan, Ordu Durugöl Recep Karı Spor Salonu'ndan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi lig müsabakasında birazdan Ordu temsilcisi A Koleji İstanbul Gücü'yle karşılaşacak. Takımımız A Koleji şu anda ligde 4. sırada, şampiyonluk parolasıyla yola çıktı ve inanıyoruz, ümit ediyoruz bugün basketbol severlerin sadece ekran karşısında değil, Türkiye'nin farklı noktalarından bizi izleyen bütün izleyicilerimizin seyri yüksek, güzel bir maç izlemelerini diliyoruz, tavsiye ediyoruz. Yanımızda gerçekten çok önemli bir isim var. Türkiye'nin basketboldaki en önemli isimlerden bir tanesi. Eski bir basketbolcu ve ciddi bir basketbol fanatiği sevgili Ali Aydın konuğumuz. Ali Hocam, teşekkür ediyorum önce bizi kırmadınız. Buraya kadar bizimle birlikte bu yayına katıldığınız için. Ortamı görüyoruz. Gerçi bugün cuma, tam böyle yazlı mevsim olduğu için normalde cuma günleri Akspor'un öğrencileri de buraya, Akkoleji'nin öğrencileri de buraya geliyordu ama boş tribünlere, gene de arka tarafımızdaki tribünler dolu. Güzel bir maç izletmeyi dileyelim, isteyelim. Neler söyleyeceksin Ali Hocam? Öncelikle herkese kolay gelsin. Her iki takıma da başarılar diyorum. Tabii ki güzel bir söyledin. Sonuçta burada bir takım var. Bu takım Ordu'nun yükselen derlerinden olan bir takım. Ve daha da doğrusu Ordu spora, sporcuya, iyi takımlara ya da iyi takım olma yolundaki her şeye gönül vermiş bir kent, bir il. Bunun için de burada biraz da halkımızdan, insanların gelmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve bir de ilerleyen dakikalarda konuşacağız yine. Ama sonuç olarak da baktığımızda Kanal D2, TVL D2'yi de tebrik ediyorum ki böylesi önemli organizasyonlarda teşvik ediyorlar. Onun için de size de kutluyorum. Evet Ali Hocam, teşekkür ediyorum. Ordu A Koleji bugün ilk beşinde Kaptan Ebru Ağar'la, yine her zaman olduğu gibi bir numaralı pozisyonda Merve ile başlayacak. Büşra ve Deniz Doğan'la birlikte 52 numarada izleyeceğimiz Mercedes Walker, Sadies, bugünkü A Koleji'nin ilk beşindeki oyuncuları. İstanbul Gücü'nde de Yağmur Kübra Taşar, Münevver Akış, 10 numarayla Bahar Kocaoğlu, 18 numarayla Yağmur Bul ve 25 numarayla Terra Bank bugün ilk beşte oynayacaklar. Müsabakanın hakemleri şu anda başhakem Murat Genç, Esra Yıldız ve Mesut Demir eşliğinde bu müsabakayı yönetecekler. Eminim keyifli bir maç olur. Eminim bizim için de güzel bir maç olur. Sen hep söylemişsindir, hani hakem şansı olan da bir maç olsun arkadaşlarımız için. Son dönemlerde belki de Türk basketbolunda çok fazla, futbolda da bu gerçi konuşuluyor hocam, ama hani hakem hatalarının fazla konuşulduğu maçlar olmasın istiyoruz. Güzel, keyifli bir müsabaka geçsin istiyoruz hocam. Neler söyleyeceğim? Basketbolda biraz daha keyif var. Biraz hızlı oynandığı için hakemlerin hata yapma şansı biraz daha fazla. Zaten VAR sisteminin çıkmadan zaten basketboldaki hızlı oyundan dolayı verilen kararlardaki, özellikle zor pozisyonlarda isabet oran çok azalmış idi. Maçın sonucunu etkileyecek pozisyonlar vardı. Bunlardan dolayı VAR'ı çıkardılar, geri dönmeye başladılar basketbolda. Şu anda futbolda aynı şekilde yapılmaya başlandı. Bana göre hocaların işi gerçekten zor. İki tane iyi takım birbirinden ve hızlı oyunda hakem kararları yanlış olacak. Sinirlerin anlı olacak ama her şeyin başı hoşgörü. Evet. Hemen ligdeki puan durumunu söylemek istiyorum. Çankaya Üniversitesi bütün maçlarını kazanarak şu anda lider durumda. Arkasından Elazığ Özel İdare ve İzmir Bayraklı Belediyesi geliyor. A Koleji 4. sırada. Sayıları okuyabiliyor musun Ali Hocam? Valla ben görmekte zorlanıyorum. Biraz silik yazmışlar böyle. Baktığımız zaman A
10 maçın 10'unda kazanan Çankaya lider. Takımların hemen nasıl playoff ve lige çıkacaklarını da söyleyelim izleyicilerimize. 16 takımlı bir lig yapılıyor 2 devre usulüyle. İlk takım Süper Lig'e direkt çıkacak. İkinci takım ile 9. takım arasındaki 8 takım playoff sisteminde lige çıkmak için mücadele edecekler. Umarım direkt çıkan ya da daha sonraki müsabakalarda bu ipi göğüsleyen A Koleji olur takımımız adına, ama tüm takımlara da, tüm basketbol camiasına da kolay gelsin diyelim, başarılar diyelim. Zor bir sene, ekonominin bu kadar kötü olduğu, sponsorların kendisini seçtiği bir süreçte Türk basketbolu da can çekişiyor, ama inanıyoruz, federasyonumuza da güveniyoruz, güzel işler olacak. Hocam baş başlayacak, neler söyleyeceksin? Her iki takıma da başarılar diyoruz. Keyifli, güzel maç olsun. Evet sevgili basketbol severler, müsabaka başladı. Maça hava atışıyla başlandı ve ilk hücum A Koleji'nden gelecek. A Koleji'nde kaptan Ebru Ağar şu anda topu oyuna sokmaya çalışıyor. Evet, müsabakanın ilk hücumu A Koleji'nden gelecek. Büşra, bakalım. Evet, çok güzel. A Koleji maça henüz 10. saniyesinde ilk periyotta 3 sayılık bir basketle, son günlerin belki de en formda oyuncusu sevgili Büşra Akgün'le başladı. Biliyorsunuz Gamze Zeren takımdan ayrıldı ve Adana Basket'le anlaştı. Birincilik takımların Adana Basket'le anlaştı. Ona da diğer takımda başarılar dilerim, ama diğer oyuncularla birlikte A Koleji yine, evet, Büşra'dan bir üçlük daha peş peşe, bu da mı olur diyecektik, ama şu anda top Yağmur'un ellerinde. Yağmur oyun kurmaya çalışıyor. Tera Bank ve müsabakanın ilk faulü Mercedes Walker'ın temasıyla sonuçlandı. Evet, müsabakanın maçın ilk faulünü alan Seydeys oldu. Mercedes Walker oldu. Ali abi, güzel bir maç olsun. İyi başladı. A Koleji oldu biliyorsun. A Koleji iyi başladı. Umarım devam eder. Evet. Serbest atışların birini kaçıran Tera Banks şu anda durumu 3-1 yaptı. Henüz daha çok erken. Bakalım. Evet, Yağmur bir faul yaptı. Merve'ye Merve Uygül'e bir faul yaptığını söylüyor müsabakanın baş hakemi Murat Genç ve müsabaka kenardan başlayacak. Ebru yine bu sefer bizim karşı tarafımızdan. Bu tarafa bugün seyirci alınmadı bu arada. Seyirciler bizim bulunduğumuz taraftalar. Onu da hemen izleyicilerimize söyleyeyim. Evet, Merve içeri girdi. Basket faul. Çok güzel. Evet, A Koleji maça çok güzel başladı sevgili basketbol severler. Hem bir faul atışı, bakıyorum ben hemen peş peşe gelen faullerle birlikte şu anda Yağmur'u baş antrenör Esmael Tunçler dışarı aldı. Çünkü henüz daha müsabakanın bir dakika iki saniyesi geçmesine rağmen iki faul aldı. Çok önemli bir faul. Önemli de bir faul atışıydı. Merve'yi de kutlayalım. Müsabakaya iyi başladı A Koleji. Ordu Spor'dan tanıdığımız Sümeyya Özcan başarılı bir oyuncuydu. Evet. Yine Ordu Spor'dan tanıdığımız, biz onu Münevver Başak olarak biliyorduk ama şimdi evlendi, Münevver Akış olarak spor yaşantısına devam ediyor. Rakip takımın 4 ve 5 numaraları eski Ordu Spor bayan basketbol takımında oynayan oyuncular. Aynı zamanda bu müsabakanın da şöyle bir ilginç özelliği var. Ustayla Çırın maçı diyelim. Çünkü Fenerbahçe'de oynarken Esmeral Tunçler baş antrenör Aydın Uğuz'du. Şu anda A Koleji'nin baş antrenörü. Bakalım Usta mı kazanacak, Çırak mı kazanacak, onu da göreceğiz, ama şu anda müsabaka A Koleji'nin 6 birlik üstünlüğüyle devam ediyor sevgili basketbol severler. Top Münevver'in ellerinde. Münevver şu anda, evet, Münevver bugün 2 kötü top kaybıyla başladı. Aslında çok iyi bir oyuncudur. Zekasıyla, kıvraklığıyla ilerleyen dakikalarda oyunu belki de en çok domine edecek olan, oyunun kaderini değiştirecek olan bir oyuncu. Münevver, hatırlıyor musun Ali abi 4 numarayı? Hatırlıyorum. Zaten şu ana kadar dikkat edersen bireysel becerilerin daha öne çıktığı bir müsabaka oluyor şu ana kadar. Her iki takımda savunmasını doğru zamanda doğru işler yapıyor. Ve evet, basket faul olacaktı ama son anda top
çemberden döndü. Seydis, Mercedes Walker atış mı var diye soruyor. Evet. Atış yok kenardan diyor müsabakanın yan hakemi. Evet, top tekrar A Koleji'nde, son 9 saniye. Deniz son günlerde formunu yakalamak üzere. Biz onu daha önceki oynadığı takımlardaki skorer oyunlarıyla biliyoruz. Deniz sezona biraz tutuk başladı ama inanıyoruz. Deniz tekrar kendini bulduğunda hem bu takımın hem de bu ligi domine eden oyunculardan bir tanesi olacak. 13 numarayla izlediğimiz Deniz Doğan. O da aslen Giresunlu. Böyle takımların böyle bir hemşerisel istatistik bilgilerini de verelim. Aydın Hoca, sevgili Aydın'ımız bu takımı kurarken inandığım oyuncuları takıma getirmek istiyorum dedi. Tabii aşı tutmayabilir, takımla, şehirle kimyası uyuşmayan oyuncular olabilir. Onlara da saygı duymak lazım. Onlar da istedikli, evet, Münevver'den bir üçlük. Evet, bahsetmiştim Ali abi. Evet, zaten Münevver Ordu Spor'dan önce dönemde de üçlükleriyle her zaman ön plana çıkıyordu. Umarız şimdilik bu maçta bu üçlükler ön plana çıkmaz. Vallahi biraz taraflı bir yayın olacak. İşin esprisi bir yana, tabii tarafsız bir yayın anlatmaya çalışmamızı beklemeyin. Ama sevgili basketbol severlerden özür dilerim, kusura bakmayın. A Koleji'nin kazanacağı, faul var gibi geldi bana sanki. Evet, şimdi bir temas. Evet, üçüncü de çaldılar. Evet, bu arada Mercedes'in sanki sakatlandığını görüyoruz. Üç kere temas vardı. Hakemlerin umarım gördüklerini ümit edelim. Bakın şimdi bir oyuncunun sakatlanmasına vesile oldu. Evet, burada ilk pozisyonda faali çalsalardı şu pozisyon olmayacaktı hocam. Evet, burada işte önleyici hakemlik dediğimiz bir şey devreye girmesi lazım. İki defa faul vardı üst üste. Üçüncü de verdiler. Gören işte hakemlerin de zaman zaman bu tür oyunlarda çok hızlı oynandığı için yanılgıya düşebilir. Ama inşallah önemli bir şey yoktur. Çünkü Mercedes takım için önemli bir oyuncu. Bu maç için de önemli bir oyuncu. Ondan dolayı biraz daha dikkatli olmak lazım hakemler adına. Ya nasıl bir cümledir bilmiyorum ama yardımcı antrenörün biraz önceki savunma, faullü savunmayla ilgili eline sağlık anonsu da kulaklarımızla duyduk. Yani bir başka rakip takımın oyuncusunu sakatlamak adına yapılan savunmaları tasvip etmediğimizi de sporda fair play ve sakatlıksız bir sezon adına dilemek ve temenni etmek istiyoruz. O yüzden böyle bu tip teşvik edici, yanlış teşvik edici söylemleri de kabul etmiyoruz. Sporda şiddete hayır diyoruz. Biraz sonra onunla da ilgili anonslarımız olacak. Oyuna yeni girdi Özge. Henüz eli daha çok soğuk ama Seydis'in yerine faul atışlarını kullanıyor. Ona rağmen kaçırmadı. Bravo Özge'yi kutlayalım. Şu anda müsabaka 7-4. A Koleji'nin üstünlüğüyle devam ediyor. İlk periyottayız. Ve 7-4 A Koleji ikinci atışı kaçırdı bu arada Özge. A Koleji 7-4 müsabakayı ilk periyodu önde götürüyor. Bu arada pot altında çok yoğun bir mücadele. Evet, Terebank bu maçta kavga çıkar Ali Hocam. Valla sağ içerisindeki şey, mecazi oyun manası. Zaten şu anda baş hakem diğer takıma mensup arkadaşı uyardı. Demin senin bahsettiğin arkadaşı uyardı. Aynı şekilde biraz yanlış bir şekilde devam ediyor. Evet, faul atışlarından ilkini kullanan Tera Banks iki atışı da sayıya çevirdi ve müsabakada şu anda A Koleji'nin ilk periyotta sevgili basketbol severler 7-6 üstünlüğüyle devam ediyor. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi müsabakasında önemli bir maç. 4. ile 7.'nin maçı, belki de ligin ve lige çıkmanın en önemli aktörleri. Evet, son 6 saniyede Deniz'den. Bravo Deniz, bravo. Bravo, Deniz ben de varım, ben buradayım dedi. Kendisine kariyerine yakışan bir oyun sergilemesi ümidimiz. Şu ana kadar 3 tane üçlükle müsabaka. Evet, bu arada Seydis'in yokluğu hemen belli oluyor, görüyorsun. Seydis evet, sakatlandı ama Tere Banks bunu hemen pota altına indirilen toplarla iyi kullanıyor. Şu anki zaten takımın tek hücumu, Özge'nin fiziğini de gördükleri için topu Tere'ye indiriyorlar. Yapılan şu anda bu. Son 7 saniye bakalım. Son anda Merve'den bir acele bir üçlük geldi. Yapılacak bir şey yoktu. Hani basketbolda Yugoslav faulü dediğimiz. Bazen faul yapmış. Sanki biraz
ritim bozuldu gibi, A Koleji'nin ritmi bozuldu gibi. Şöyle aslında reboundlukta iki önemli oyuncu var. İki tane de yabancı oyuncusu var her iki takımın. Tabii ki A Koleji'nin şu anda göbekte reboundla o göbekteki alanda Seles şu anda hala sakat olduğu için ciddi sıkıntı olmaya başladı. Evet, Özge'nin savunma yaparken aslında orada Özge'nin de pek bir şey yoktu. Diğer takip eden oyuncunun bu savunmayı yapması gerekiyordu. Deniz'den zor bir top ama top kaybı oldu. Seydiz tekrar Mercedes Marie Walker. Biz onu Seydiz diye biliyoruz. Tekrar oyuna girdi ve oyundaki bu eşitliği A Koleji lehine bozmak için mücadele edecek. Şu anda Sümeyye ile İstanbul Gücü topu getirdi. Kolay bir sayı olmasın. Bu toplar Münevver için çok tam sevdiği toplar diyelim. Evet, bugün anlaşıldı ki uzunlar. Evet, Ebru'nun bir pozisyon hatası diyelim. Aydın Hoca da ona bağırıyor. Baks et diyor. Eğer orada baks etmiş olsaydı o faali belki de ne dersin almayacaktı. Evet, çevre kontrolü diyelim. Bir top kaybı bu arada İstanbul Gücü'nden. Büşra hızlı bir şekilde gidiyor. Bakalım. Faal var. Aslında haksızlık da yapmayalım. Biraz zorlama bir atış yaptı Büşra. Temaslı olmadığı için. Şu anda hareketli savunma gibi geldi ama şu anda oyun biraz ilk periyotta Ali abi Seles'te şu anda oyuna dahil olunca oyun geri dengeye geldi yine. Sevgili basketbol severler, evet, Merve ile hücum etmeye çalışıyor. Merve'den Sümeyye'ye gelen bir top. Sümeyye zoru yapmak istedi. Ters turnike bırakmak istedi ama pot altında ribaundu alan Mercedes oldu. Mercedes'ten Merve'ye gelen bir top ve Merve, bravo Merve. Merve bugün oyuna çok istekli başladı ve 5. sayısı Merve'nin. Hadi bakalım Merve, hırsına, azmine güveniyoruz. Takımı ateşleyen önemli oyunculardan bir tanesi Merve'de. Müsabakanın şu anda ilk periyodunda yanlış hücuma zorlayan bir savunmayla A Koleji sayıyı önlemiş oldu. İki oyuncu dışarı çıktı. Hemen bakıyoruz, Ebru Ağar ve Deniz çıktı. Yerine Özge ile birlikte Gözde girdi. Ali abi, Gözde bu sezon sürpriz bir şekilde son anda takıma, son anda dahil oldu demeyelim ama sürpriz bir şekilde takıma çok ciddi bir 4 numarayla mücadeleye devam edecek. İnanılmaz bir ivme kattı, enerjisi, hırsı. Şu anda da kaybetmeyecektir Gözde o topu, çok hırslı bir oyuncu. Evet, ne yaptı ne etti, topu verdi son 5 saniye. Evet, bakalım Merve ne yapacak. Evet, son 2 saniye hemen. Hızlı bir şut kullanmak istediler ama bir yanlış pas oldu ve Sümeyye'den Merve'ye gelen bir pas oldu bu. Özlem'den Sümeyye'ye zorlama bir atış. Ribaundu alan Seydiz'den Merve'ye. Merve'nin faul yapıldığı yönünde bir itirazı var. Merve Gözde'ye verdi. Bakalım Gözde ne yapacak? Topu indirdi. Özge dönebilecek mi? Top döndü dolaştı, tekrar Merve'ye geldi. Oyun kurucumuz Merve'ye geldi. Evet, çok çok kolay bir hücum faali çaldılar. Evet, Aydın Hoca da haklı olarak isyan ediyor. Bu kadar kolay hücum faali çalmayın diyorlar. Bu arada masa hakemleri müdahale ediyor. Sevgili Barlas Şuadar, Elif Yıldırım, Tülay Sırtbaş ve Beyza Şeker, Ordu bölgesi hakemleri. Onlar da müsabakada hakem arkadaşlarımıza uyarılarda bulunuyorlar. Çünkü onların dikkati de çok önemli. Evet, bu toplar Münevver'e gelince tehlikeli oluyor demiştik. Evet, ilk kez öne geçtiler. Şu anda müsabakanın 7. dakikasındayız. Son 3 dakika ilk periyotta ve 13-12 İstanbul Gücü öne geçti. Evet, Mercedes'e indirilen bir top. Büşra hemen sayıya çevirip ya da Gözde'ye gelen bir top. 3 sayılık bir atış. Bravo, güzel bir atıştı ama çemberden dönen bir top. Tekrar Münevver'den hızlı bir hücum izleyeceğiz. Münevver, evet. Şu anda zaten Münevver İstanbul Gücü'nün neredeyse skor yükünü hemen bakıyorum ben.
15-12 oldu. Münevver'in 7 sayısını görüyoruz. Evet. A Koleji'nden. A Koleji'nde sıkıntı olmaya başladı. Çünkü hep uzaktan şutlarla sonuca gitmeye çalışıyorlar. Sayı kazanmaya çalışıyorlar. Çok içeri giremiyorlar. Sıkıntı var şu an için. Aslında tabii Mercedes orayı karartıyor, görüyorsun bak. Terra Banks'i neredeyse yani elinden, evet çok kolay bir sayıydı. Çok kolay bir sayıydı. İşler biraz A Koleji için kötü. İstanbul Gücü için keyifli gidiyor sevgili Ali Aydın. Sana da teşekkür ediyoruz bu arada. Bizi kırmadın bugün. FIFA kokartlı hakemimiz sevgili Ali Aydın bugün bu maçın yorumunda bizlerle birlikte. Faul var. Evet, evet hakem. Böyle olmalı. İşte bunları içeri kat etmeleri lazım. İçerideki paslarla hem rakibe faul aldırma şansı çok fazla doğuyor. Beşer faulü rakibi oyundan diskavye etmeye yönelik hamleler daha fazla olmaya başlıyor. Hem de sayı adına da sayı üretkenliği adına daha rahat sayılar üretkenlik olabiliyor. Tabii basketbolda sevgili Ali Hocam biliyorsun özellikle kadın basketbolunda çok değişken zaman dilimleri yaşayabiliyorsunuz. Bazen çok ciddi bir fark oluyor ama birdenbire bu fark eriyebiliyor. Hani kadın basketbolunun belki de en renkli görüntülerinden bir tanesi de her an her şeyi yapabiliyorlar. En iyi oyuncu en kolay şutları kaçırabiliyor. Arkasından hiç beklenmedik bir anda genç bir kızımız çıkıp peş peşe 4 tane üçlük atabiliyor. Umarım bugün bizim lehimize olan güzel gelişmeler, güzel basketler izleriz. Evet şu anda 2 yabancının 2-5 numaranın mücadelesinde kazanan yine faul vardı. Evet faul dengi, doğru karar. Dengeyi görüyorsunuz. Bir Mercedes'in, Celeste'in dengesini görüyorsunuz. Evet Mercedes bence şu anda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde bu ligdeki en önemli yabancı. Onun da altını çizelim. Hem sayı ortalaması hem rebound ortalamasıyla istatistikleri soruluyor. Bizim de eski Ordu Spor'dan oyuncumuz özellikle benim basketbol şube sorumluluğu yaptığım yıllarda 2 ay boyunca bizlerle birlikte olmuştu. Çok da seviyoruz kendisini. Ordular da çok seviyor. O da Ordu'yu çok sevdiği için 52 numarayla çıkıyor. Bak Ordu sevgisini göstermek adına şu an sağdaki 52 numaranın sebebi bu. Evet bu arada 2 sayıyı da kaçırdı Mercedes. Zor bir atış ama o zor atış birdenbire kolaya döndü. İşler kötü gidiyor A Koleji için. İlk periyodun son 53 saniyesi. Zor bir maç olacak Ali Hocam. Umarım kazanan takım, tabii ki biz ev sahibi takımız. Evet böyle kaçırılan 3. topuydu Mercedes'in. Biraz da sinirlendi Mercedes. Bilmiyorum farkında mısınız? Evet gözden iyi bir savunma. Yanlış bir eşleşme oldu. Özge ile Terra Banks'ın eşleşmesi oldu. Evet Özlem Sümeyye'ye, Sümeyye'den Münevver'e. Münevver'i bırakmamak lazım. İlginç. Evet. Aydın Hoca'nın 25 saniye var. 25 saniye var. Aydın Hoca da kızdı, tepki gösteriyor. Yani bu çok gereksiz bir faal oldu diyor. Evet. Birazcık oyuncuların birazcık daha oyuna konsantre olmaları lazım. Biraz daha birbirlerine sahip çıkması, birbirlerinin koşu yollarını, daha doğrusu birbirlerinin artık tamamlaması lazım biraz daha. Biraz dağınıklar şu anda. Bu arada son hücum olacak herhalde. A Koleji için ilk periyottaki son hücum olacak. Son 23 saniye ve İstanbul Gücü'nün 20-13'lük üstünlüğü var sevgili basketbol severler. Ordu'dan, Recep Kara spor salonundan sizlere bu müsabakayı aktarmaya çalışıyoruz. Bugün bir değişiklik yaptık. Meslek kariyerimize maçla anlatırız dedik ve hadi bakalım faul. Faul. Evet. Kime verecek merak ediyorum. Özlem'e verdi. Özlem'den peş peşe 2. Biraz önce de 11 numaraya demişti. Evet. 11'e mi verdi? Evet. 11'e vermemiş hocam. 11'e verdi ama biraz önce de sanki bir 11'in yanlış görmüşüz demek ki. Evet. 6 numara. Tamam harikasınız. Barlas'a da teşekkür edelim. Masadan çok güzel destek alıyoruz. Barlas'a, Elif'e, Tülay'a, Beyza'ya teşekkür ediyoruz canlı yayında. 11'in ikinci faulü. Evet ben de 11'in ikinci faulüydü. Evet biraz önce son hücum.
buradan nasıl bir faul atışı çıktı bilmiyorum ama evet, bunlar basketbolda olabilecek şeyler. Biraz hoşgörülü olmamız gerekiyor. Bu hoşgörüyü de masanın bench'in de hakemleri göstermesi gerekiyor. Son anda çıkan, şapkadan tavşan çıkartılmış bir faul atışı oldu. Sümeyye de bunları kaçırmadı. 15-21. Bu arada 11 numaralı oyuncunun 2 faul yaptığı yönünde bizim de bir itirazımız var. Eminim ki bakacaklardır. Son 2 saniye ve ilk periyot sona erdi. Kısa bir reklama gidelim mi sevgili Muzaffer? Biz de kısa bir reklama gidebiliriz. Kısa bir araya gidebiliriz. Devam diyor. Devam. Tamam. Ali Hocam. Öncelikle ilk periyotta göze çarpan ilk hamle Akoleji çok oyun içine giremiyor. Yani ampul dediğimiz bölgeye alan içine giremiyor. Yani takım oyundan biraz kopuk oynadı. Özellikle uzaktan atılan şutlarla sayı bulmaya çalıştı. Biraz da Selis'in sakatlığı oyundaki Selis sakatlandığı sırada Akoleji 6 sayı öndeydi. Selis'in dışarıda olduğu bölümlerde oyun 10-10'a geldi. Yani o bölümde Akoleji'nin artı ya da eksi olarak hiçbir şeye avantajı olmadı. Selis girdikten sonra biraz da sakatlıkta olsa da kendini biraz saklıyor herhalde. Biraz da içeride fazla çalıştıramıyoruz. Ama Aydın Hoca bunu zaten görüyor. Bir de çok gereksiz fauller yapıldı. Özellikle hücum faullerinde gereksiz toplar rakibe kaptırıldı. Ordu Spor'da oynayan, rakip takımdaki Ordu Spor'da oynayan Münevver, Münevver de şu anda hem üçlükleriyle hem de oyun kurmasıyla daha önde oluyor. Vallahi hemen skorlara bakıyorum ben. Münevver'in evet, Münevver'in 6 sayısı, Münevver'in 9 sayısı, Sümeyye'nin de 4 sayısıyla iki eski Ordu Sporlu'nun 13 sayısıyla biraz gerideyiz ama Ordu Akoleji inanıyoruz. Bugün evet. Zaten Münevver zaten attığı sayıda kendini belli ediyor. Evet, bu arada sevgili basketbol severler tekrar söylüyorum. Akoleji'nin hem playoff'taki hem de buradaki maçları cuma günleri TV52'den naklen veriliyor. Bugün bir değişiklik yaptık. Sevgili Ali Aydın'la birlikte yıllar sonra o da bizi kırmadı. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum Ali Hocam bir kere daha. Müsabakanın ikinci periyodu başladı. Bakalım ikinci periyotta Akoleji bu skoru değiştirebilecek mi? Şu anda savunmada olan Akoleji. Evet, Steps var. Evet, bu arada Steps uyarısı bench'ten geldikten sonra müsabakanın yardımcı hakemi Steps'i duyduktan sonra, çok ilginçtir yalnız Esra Yıldız hanımefendi, Steps ikazını duyduktan sonra düdüğünü çaldı. Biraz daha dikkat diyelim, biraz daha hoşgörü diyelim. Sporda fair play diyoruz. Büşra'dan Seydiyiz'e inen bir top. Evet, çok güzel. Basket faul. İşte deminden beri söylediğimiz buydu. İçeri kat ettikleri zaman, içeride oynadığı sürece Akoleji hem fark kapatır hem de öne geçer. Çok rahat şekilde. Yeter ki içeriden oynamak durumunda şey olsunlar. Bu arada Seydiyiz'le ilgili bir gelişme var. Seydiyiz geçtiğimiz günlerde Amerika'ya gitti. Babasını kaybetmişti. Ona da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maçtan önce de kendisiyle görüştüğümüzde bugün özellikle daha hırslı oynayacağımı söylüyorum demişti. Bugün de 6 sayısı var Seydiyiz'in. Evet, 18-22 İstanbul Gücü'nün deplasmanda ikinci periyotta önde olduğunu görüyoruz. Münevver'den Terabanks'a inen bir top ama Seydiyiz topu denize indirdi. Deniz'den Merve'ye, Merve'den Deniz'e gelen bir paslaşma. Bakalım nasıl bir hücum oynayacaklar. Münevver özür dilerim. Büşra'ya inen bir top oldu. Bravo, bravo. Büşra, evet, son günlerin belki de en formda, en diri oyuncusu. Nazar değmesin. 8 numaralı oyuncumuz Büşra Akgün. Harika bir üçlükle maçı, evet, tekrar dengeledi derken Münevver'den o zehir üçlüklerinden bir tanesini
potaya gönderdi ama pota bu sefer izin vermedi. Tekrar Büşra girer mi bu? Biraz zorlama oldu, biraz erken oldu. Savunmanın oturmadığını görmüştü. Sümeyye ile geliyor, Sümeyye Özcan'la geliyor İstanbul Gücü. Özlem'den hemen pota altındaki, evet yine savunmanın büyük hatası. Büşra orada oyuncusunu kaçıran oyuncuydu. Aydın Hoca kızıyor, uyumaması gerektiğini, dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bir üçlükle belki de müsabaka 24-21 İstanbul Gücü'nün üstünlüğüyle devam ediyor ama evet, top doğru karar. Özlem'den dışarı çıktı. Hücum için son 10 saniye oyuncu değişikliği var. Oyundan çıkan oyuncuya bakıyoruz hemen. 19 numarayla Özlem Yeni Dünya oyundan çıktı. 10 numarayla Bahar Kocaoğlu girdi ve tekrar Yağmur'un da oyuna girdiğini görüyoruz Sümeyye'nin yerine. Evet, Mercedes'ten ilginç bir atış. Mercedes burada yapmaz bu işleri aslında. Niye Mercedes'e indirdiler onu da bilmiyoruz bu topu ama Yağmur iki faulle çok hızlı bir şekilde oyun dışında bulmuştu kendini. Bench'te bulmuştu. Tera Banks'le Mercedes'in mücadelesinde Mercedes pota altında, tabir caizse harikasın Mercedes, bravo. Evet, hakem arkadaşlarımızdan bir tutma temas gördükleri için Ali Hocam. Evet, doğru. Şimdi dikkat edersen demin onu diyorsun, fark 3'e düştü. Mercedes'in hem savunmada hem de hücumdaki gayretleriyle daha doğrusu takım oyunu. Hocam bu pozisyonda kırmızı kart gösterir miydin? Tabii işin esprisi bir yana, basketbol müsabakasındayız. Arada Ali Aydın'ın da maçı yorumladığını söylememiz lazım. Masadan Barlas da bana baktı, sevgili Barlas Şuadar. Genç arkadaşlarımızla sık sık anons ediyoruz. Orada hakemliği için önemli isimler. Onları önemsiyoruz. Evet, bu arada kötü bir hücum İstanbul Gücü'den ama hatalı yürüme kararı var. Evet, hatalı yürüme kararı var. Müsabakanın baş hakeminde Murat Genç'ten. Evet, İstanbul Gücü'nün Yağmur'un hatalı yürüme yaptığını söylüyor. Merve'den Gözde. Bakalım nasıl bir oyun, nasıl bir set kuracaklar. Büşra'dan şu anda, evet, Mercedes'i birebir bıraktılar. Bakalım Mercedes'e faul var. Temas var eline ama teması çalmadı. Hakeme de çok yakındı. Çok çok bariz bir faul var. Şimdi de Mercedes yaptı. Bunu da çalmadılar. Her iki taraf için iki hatalı kararı peş peşe izledik. Evet, bakalım Deniz'den biraz hızlı bir atış izledik ama müsabaka 24-21 İstanbul Gücü'nün üstünlüğüyle devam ediyor. İstanbul Gücü deplasmanda. Evet, çok güzel bir blok geldi. Çok temiz bir blok geldi Büşra'dan. Bravo Büşra. Merve hızlı bir hücumla bakalım takımına sayı getirebilecek mi? Evet, Merve'den ters ele aldı topu aslında ama bu arada bir sakatlık var. Müsabakanın başhekimi Murat Genç, Münevver Akış'ın sakatlık sonrası kendine gelmesi için oyunu durdurdu. Bakalım neler olacak. Banks, rakip takımdaki Banks yabancı oyuncusu, yavaş yavaş yorulmaya başladı. Artık müdafaya dönemiyor. Onun için bunu hızlı hücumlarla, fast break'lerle Akol için iyi değerlendirmesi lazım. Evet, bravo. Merve son anda elini araya koydu ve Münevver'in hızlı hücum etmesini, topu çembere bırakmasını önledi. Bakalım bu hücumdan bir sayı çıkartabilecekler mi? Aman Deniz, dikkat, hatalı yürüme yapma. Evet, Gözde, harikasın Gözde, bravo Gözde, bravo Gözde. 24-24, evet, 7 sayı geriden gelmesini bildiler. Görüyorsunuz 24-24 oldu müsabaka. Tabii şimdi İstanbul Gücü'nde de, A Koleji'nde de artık basketbolun böyle belirli dönemlerini geçmiş, böyle yaşı biraz yukarılarda oyuncular var. Hanımefendi sporcular oldukları için onlara yaşlı demek istemiyoruz ama tecrübe diyelim. Tecrübeli oyuncular var diyelim. Daha doğru bir terim bu olacak. Biraz zorlandıklarını görüyoruz. Zaman zaman kondisyonla, zaman zaman da ikili mücadelelerle. Şu anda müsabakanın ikinci yarısı ve mola alan takım İstanbul Gücü 24-24, skorda eşitlik var. Hakem arkadaşlarımızın işi de zor. Onların da hakem şansının olduğu bir maç, devam süre gelen bir maç olsun isteyelim, dileyelim. Yanımızda Ali Aydın var. Şimdi hakemlerle ilgili hayatta kötü bir şey söyleme şansımız yok Ali Hocam.
Şimdi maç zaten başa baş geçiyor şu an için. Ancak özellikle iki yabancı oyuncu, Göbek'te oynayan iki, her iki takımdaki birer yabancı oyuncu pot var. Altındaki. Pot altında 25 ve 52. 52 bizim oyuncumuz Mercedes. Mercedes Banks 25 numarada. Banks. İki oyuncunun performansı şu andaki oyunun gidişatından belirliyor. Bakalım devre arası soyunma odasına önde giden takım kim olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Basketbol severleri de bu arada Ordu bölgesinin basketbol hakemleri kutlamak lazım. Güzel işler yapıyorlar. Güzel maçlara gidiyorlar. Hem bayan hem erkekleri, onları da kutlamak lazım. Evet, ben birkaç kere de arkadaşlarımız isimlerini söyledim. Evet, İstanbul Gücü'nün hücumuyla müsabaka başladı. Bahar Kocaoğlu'ndan Sümeyye'ye inen bir top. Sümeyye tekrar oyunda. Sümeyye'den evet Yağmur'a zorlama bir pas. Evet, Gözde bakalım ne yapacak? Faul var. Basket oldu. Bravo Gözde. Gözde tekrar söylüyorum, genç bir oyuncu. Aslında faul basket beklentilerimizin de olduğu bir atıştı. Bakın bench'ten de bu sesi, tribünlerden de bu sesi duyuyoruz ama hakemler biraz bu konuda daha dikkatli olmaları gerekecek. Her iki takım için de, sadece A Koleji için değil. Biraz önce yine İstanbul Gücü'ne yapılan birkaç faulü de görmediler. Bunu da söyleyelim. Evet, yine 2-5 numaranın mücadelesinde kazanan, yani Mercedes öyle bir vücudunu koyuyor ki, öyle bir akıllı savunma yapıyor ki. Dilter Banks şu an kim gelirse gelsin bu savunmasıyla arka işler yapacak. Bravo Gözde. Bravo Gözde. Peş peşe iki güzel sayı. Harikasın Gözde. Gözde'nin 7. sayısı. Şu anda müsabakanın en skorer oyuncusu Merve ile birlikte. Özür dilerim, Münevver ile birlikte. Münevver'in 9, Gözde'nin 7 sayısı var. Ve bir top kaybı daha. Evet. Oyuncu değişiklikleri olacak. Kimi alıyorlar? Evet, bu arada mola. A Koleji'nden bir mola var. Bravo takım. Bravo A Koleji. Evet. Harika bir oyun çıkartıyorlar. İkinci periyotta bakalım ne olacak demiştik ama koçu da ayrı kutlamak lazım. Hemen müdahale etti. Yerinde müdahalelerle, akıllı müdahalelerle. Zaten evet, oyuncuların kişisel özellikleri önemli. Oyunu, maçı domine edecek oyuncular var ama bunu kullanacak, bunu yoracak bir de Ahçı'ya, Ahçı başına ihtiyaç var. Bu anlamda Aydın Uğuz'a ayrı bir parantez açıyorum. Hem beyefendi hem çok, sporu. Çok, çok. Yani hani onur etmek için değil, gerçekten hak ettiği için bu söylediğim bütün lafları Aydın Hoca hak ediyor. Ekibi de hak ediyor. Onun için bu takım zaten Aydın Hoca ile beraber. Belki sportif başarı bu sezon sonunda olur ya da olmaz, hiç önemli değil. Ama yöneticiler için de, şehirdeki insanlar için de iz bırakan kişiliğiyle, beyefendiliğiyle. Tüccar antrenörler istemiyoruz. Şehri, insanları, yöneticileri sömürmeye çalışan, sadece amacı o yıl ya da ondan sonraki yıllar yaptığı uzun anlaşmalarla bu şehri, bu kulüpleri dolandıran antrenörler istemiyoruz. Menajer antrenörler istemiyoruz. Onların ne olduğunu piyasa biliyor zaten. Lafın nereye gittiğinde 3 aşağı 5 yukarı camiadan maçı izleyenler anlamışlardır. Bize insan koçlar lazım. Derya Rıza Zeren kulakları çınlasın. Adam gibi adamdır. Sevgili Hakan Yiğit, Hakan Hoca, ona da buradan selamlar. Adam gibi adamdır. Aydın Hoca da, evet, Tera Banks'ten bu arada. İçeri kat ettikçe, içeride oynadıkça, takım oyuna döndükçe. Evet, 18 numaraya çalınan bir faul ve 18 numaralı Yağmur'un bu 3. faali olduğu, hemen söyleyelim. Hemen bir oyuncu değişikliği. Hemen Yağmur'u koç Esmeral Tunçler dışarı alıyor. Yağmur anlaşılan bu müsabakada ikinci periyodun ortaları, 3. periyodun ortalarına doğru izleyebileceğiz. Hadi Mercedes diyelim. Harikasın, bravo. Mercedes bugün gününde, Mercedes bugün hırslı. 7. sayısı ya, Gözde ile birlikte. 29-24 oldu ikinci atışta. Bakalım Seydeyiz ne yapacak. Harikasın, harikasın, bravo. Bravo Mercedes. Sağdaki en fazla sayı atan ikinci. Evet, umarım 3. ve 4. periyotta da bu oyun devam eder. Sümeyye topu Münevver'e verdi. Şu an yapacakları tek şey kaldı. Topu Münevver'e verip Münevver'in üçlük atmasını beklemek. Çünkü diğer oyuncuların performansları
elleri ya da daha önceki pozisyonları gereği 3 sayıyı biraz sıkıntıya sokacak. Mercedes'ten güzel bir asist gibiydi. Gözde'den Büşra. Hadi kızım Büşra. Güzel bir üçlük. Harikasın. Bravo. Bravo Büşra. Bravo Büşra. Harikasın kızım. Muhteşemdi. Çok güzel bir sayı. Muhteşem bir geri dönüş. Yani 17-24'ten 33-24'e. Şöyle söyleyeyim. Yani 16-0'lık 16-0'lık bir periyot. İnşallah girmez diyelim. Bravo Sümeyye. Senin adına kötü bir atış. Bizim adımıza iyi bir atış. Şu anda İstanbul Gücü dağılmış durumda. Ama dediğim gibi basketbol bu. Daha bunu söylemek için çok erken. Evet, A Koleji şu anda çok oyunu domine eden bir şekilde. Bir de Merve atsın. Merve. Senin hırsın yeter. Görüyorsun bak, sayıyı kaçıran o ama takımı düşürmemek için yine morali, motivasyonu en üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Tecrübe. Çok da karakterli bir oyuncu. Karakterli oyuncular da istiyoruz. Karakterli yöneticiler de istiyoruz, onu da söyleyelim. Ve işini iyi yapan menajerler de istiyoruz. Yine yani şu anda Münevver ve Sümeyye dışında ve yabancısı dışında skor üreten, skora destek veren oyuncuları yok. Görüntü o. Ama bakalım, evet, Mercedes harika. Faul var. Faul var. İlk ciddi bir temas. Faul var. Ama Mercedes'e yapılan bu teması hakemler yine görmek istemediler diyelim. Görmediler diyelim. Evet. Şimdi de aynısı. Evet. Şimdi de Mercedes faul yaptı. Aslında şöyle. Dengeliyorlar mı acaba? Yani hayır, dengelemek değil. Basketbolda bu olmuyor ama hocam. Hayır, şöyle. Hakemin verdiği kararlarda şu anda kötü bile olsa bir standart var şu anda. İyi ya da kötü. Evet. Takıma karşı. Evet. Haklı. Ki, bakın şimdi İstanbul Gücü'nün isyanı haklı şu anda. İsyan etti çünkü biraz önceki faul, bu faul, çalınmayan fauller, sonra verilen bu faul sevgili Esmeral Tunçlayer'i isyan ettirdi. Evet, bir faul daha. Burada temas yani. Burada temas vardı. Yani tabii yani, ama her pozisyonda da itiraz biraz anlamsız olmaya başladı. Evet. Bu da şundan dolayı, biraz hakemlere güven azalınca itirazlar fazlalaşıyor ama yine tabi hata yapıyorlar. Ancak her iki takıma karşı da eşit derecede hatalı karar veriyorlar. Onu bilelim. Evet, Gözde bugün harika. Nazar değmesin sevgili Gözde Yürük. Bursa Büyükşehir Belediye'den geldi. Takıma çok ciddi bir katkı veriyor. Şu anda Gözde'nin 8. sayısıyla serbest atıştan peş peşe kullandığı ikinci faul atışında sayıya çevirdi. Ve 9 sayısı var Gözde'nin. Büşra'yı dinlendirmek için büyük bir olasılıkla. Bravo Büşra'ya. Harika bir oyun çıkartıyor. Nazar değmesin. Gözde, Büşra, Mercedes bugün oyunu domine eden oyuncularımız. Onlara Deniz de eşlik etmeye çalışıyor. Merve de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Aynı şekilde Ebru da. Evet, bir hatalı top kaybı. Harikasınız. Zorla. Evet, bir faul daha. 2 atış olacak. 5. faul, 2 atış. Evet, 2 atış kullanacak olan oyuncu Gözde. Bugün eli çok sıcak. Umalım kaçırmasın. Evet, 9 sayılık bir fark var. Bravo takım, bravo kızlar. Şu an beyazlar pembelere karşı öndeler. Çok ciddi bir ikinci yarıda oyunu domine eden A Koleji'ni gördük. Farkı 10 sayıya çıkartan Gözde. Kendi skorunu da 10'a çıkardı. Çift tanelere ulaşan ilk oyuncu oldu. Bravo Gözde. Daha ikinci periyotta 11 sayı Münevver'in sayısıydı. Evet, nazar değdirdik Gözde'ye. 36-26 sevgili basketbol severler. Evet, kötü bir savunmaya tepki gösterdi Aydın Hoca. Bakalım nasıl bir şey çıkacak buradan. Biraz zorlama bir atıştı ve Aydın Hoca'yı isyan ettirdi. Haklıydı Aydın Hoca. Kötü bir savunma kurgusu İstanbul Gücü'ne kolay bir basket getirdi. Aman çocuklar, dikkat, hatalı yürüme yapmayın. Top A Koleji'nde Gözde'den Merve'ye, Merve'den tekrar Gözde'den bir üçlük. Bu da mı olur? Bravo. Evet, iki sayı mı verdi? Evet, iki sayı. Bravo. 12. sayısını bulan Gözde şu anda müsabakanın en skorer oyuncusu. Ali Hocam, neler söyleyeceksin? İşler iyi gidiyor.
İşler iyi gidiyor. Nasıl ki birinci periyodun sonunda işler kötüydü. Şu anda yeniden bir geri dönüş yaşandı. Ciddi bir 10 sayı oldu. 17-17 sıfırlık skor şu anda İstanbul Gücü'nü zora soktu. Aradaki fark 10. 7 sayı farkı kapattık. 10 sayıda öne geçtik. Kutlamak lazım. Zaten sen demin söyledin. Daha doğrusu o bölümlerde söylemiştin. Bayanlar Basketbol Ligi'nde bu fark da önemli değil. Hemen bir anda geri dönebilir dedin ki nitekim dediğin yine çıktı. 7 sayı geriden 10 sayı öne geçti şu anda A Koleji. Ama şunu unutmayalım. İçeride oynamaya başladı A Koleji. İçeride oynamaya başladı. Şu anda zaman zaman da dışta atmaya başladı ama Seles'in ribaundlardaki başarısı hem müdafaada hem hücumda hem de içeriden kat etmeleri bir de bunun üstüne üçlükle eklenince. Evet, bu arada Seydiz'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Savunmasıyla diğer takımın yabancısı Tera Banks'i neredeyse sahadan sildi, attı. Önümüzdeki hafta çok önemli bir maç var. Sevgili Ali Aydın'la birlikte biz de Ankara'da olacağız. Lider Şankaya Üniversitesi ile A Koleji'nin önemli bir maçı olacak. Evet, genç oyuncumuz Aleyna oyuna girecek. Hayal Aleyna oyuna giriyor ve kaptan, ikinci kaptanımız Merve'yi son 1,5 dakikalık süreçte oyuna alıyor. Oyun kenarına alıyor Merve'yi ve Aleyna'yı oyuna aldı. Hadi iyi savunma bekliyoruz Aleyna'dan, genç oyuncumuz. Bu arada İrem Şişman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bugün takımı 11 kişi. Evet, harikasın Mercedes, bravo. Nasıl bir savunmadır bu? Evet, faul. Evet. Yani bu teması, bak biraz önce aynı faulü çalan hakem gözünündeki faulü çalmadı. Yapmayın arkadaşlar, ne olur. Seviyoruz sizleri. Ali Hocam, hakem yorumlarının hiçbirisine katılmıyor. Sallayan benim, programı sunan Akın Çiçek. Sevgilerimi gönderiyorum buradan hakem camiasına da. Evet, top tekrar A Koleji'nde. Hocanın isyanı şu anda haklı. Esmeral Tunçler tepkisini gösteriyor. Ama biraz önceki faulle ilgili biz farkında olmadan sesimizi yükseltmiş olabiliriz. Basketbol severlerden özür dileyelim. Dedik ki biz şimdi A Koleji, hani Fenerbahçe TV'nin maç anlattığındaki Fenerbahçe TV spikerini düşünün arkadaşlar, o durumdayız. Ama Hayal, hadi kızım, bravo. Son anda bir zor bir top çıkardılar sevgili Hayal Aleyna Çatal'a ve son anda üçlüyü göndermek istedi ama süre yeterli olmadı. İkinci periyotta son, evet, son 39 saniye Sümeyye'ye yapılan bir faul. Aleyna'nın ilk faulü. Henüz daha 5 faul hakkımızı doldurmadığımız için faul atışlarıyla büyük olasılıkla Aleyna'yı da onun için aldığını düşünüyorum hocanın. Evet, biraz daha attırmayabiliriz. Mercedes tek kaldı. Evet, harikasın. Bravo Ebru, bravo Ebru. Harikasın. Çok güzel bir savunma. Bravo Ebru, gerçekten. Son hücum, son hücum olacak. Son hücum olacak. Son 12 saniye diyelim. Evet, 2 saniye fark var. Ebru, atarsın bunu sen. Harikasın Ebru. Ama biraz erken oldu. Olsun. Harika, evet, top tekrar. Son 5 saniye. Mola var. Mola var. Evet, Aydın Hoca akıllı bir kararla mola aldı. 5 saniyelik bir oyun çizecek şimdi tahtaya. Bakalım bu 5 saniyelik oyundan nasıl bir hücum izleyeceğiz. Bravo diyelim. Skor hala 38-28. Biraz skorda kısır bir maç izliyoruz ama savunmaların da ne kadar etkili olduğunu faullerdeki artışlardan görüyorsunuz. Şu anda 18 numaralı Yağmur ve 6 numarayla oynayan sevgili Pelin'in üçer faul olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde de 17 numara ve 7 numaralı iki oyuncusu Merve ve Özge de A Koleji'nin ikişer faulü oyuncuları. Ali Hocam, nasıl bir maç izliyoruz? Şu anda fark 10 sayı. 5 saniye var. 5 saniye içinde eğer faul yapılmaz bir üçlük olduğu takdirde ikinci devreye çok daha farklı, çok daha rahat bir skorla başlayacak A Koleji. Tabii basketbolda bu, biraz önce 7 sayı biz gerideydik ya, onu söylüyordum. Yani bu 10 sayıda belirleyici olamayabiliyor. Evet. Ama şöyle, şunu demin de güzel bir söyledin.
Selesin'in ne kadar önemli bir oyuncunu söyledin. Zaten maçın başından bu yana Koleji öne gidiyordu. Selesin'in sakatlığı döneminde geri düştü zaten. Zor bir top. Oyunun belki de hücumdan başlayacağını düşünen oyuncular ve de Aydın Hoca belki molayı almıştı. Belki ona göre bir oyun çizecekti ama topu kendi sahasından getirince beklenen oyun olmadı. Evet, Ordu Recep Kara Spor Salonu'nda A Koleji ile İstanbul Gücü arasında oynanan müsabakada müsabakanın 3. periyodunda 2. yarısında görüşmek üzere. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu İş Dünyası her cuma saat 20'de TV52 ekranlarında sizlerle. Bu haftanın konukları Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tayfun Aşkın, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ceyhan Tarakçıoğlu. İş Dünyası her cuma saat 20'de. Cihan Başoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Hayat Güzeldir programının konuğu beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Kemal Ulaş. Bel fıtığı nedir? Nasıl oluşur? Bel fıtığı ameliyatları riskli midir? Her bel fıtığı ameliyatlık mıdır? Ameliyat olmak için yaş sınırı var mıdır? Birden çok bel fıtığının çözümü nedir? Ameliyat sonrası normal yaşantıya ne zaman dönülür? Ameliyat sonrası kaç günde taburcu olurum? Kapalı tetkikle ameliyat yapılıyor mu? Mikrocerrahi nedir? Her hastaya uygulanır mı? Mikrocerrahinin avantajları nelerdir? Ameliyat olmamak bir risk oluşturur mu? Ve daha birçok soru ve cevabı, hepsini beyin ve sinir cerrahi uzmanı operatör doktor Ali Kemal Ulaş cevaplayacak. Hayat Güzeldir. Cuma saat 21'de. Sefa Merve'de yılın son büyük fırsatı. Sefa Merve eşofman, elbise, şal, eşarp, çanta ve ayakkabılarda bugün özel yüz binlerce üründe sepette net %50 indirim. Yıl sonu indirimini kaçırmayın. Üstelik Avrupa ve Amerika'ya kargo bedava. Sefa Merve, yaşam tarzınız. Aybastı Yaylası'nın lezzeti Ankara'ya taşındı. Et sevenler için çok özel lezzetler. Muhteşem Mogan Gölü manzarası eşliğinde BD Ocakbaşı'nda. Lüksü, konforu ve lezzeti bir arada yaşatan şık bir restoran. Van kahvaltısı, pide ve çorba çeşitleri, Adana kebap, pirzola, çöp şiş, kaburga, tavuk kanat ve kendin pişir kendin ye seçenekleriyle gerçek et lezzeti arayanlara eşsiz tatlar sunuyoruz. Özel terbiye edilmiş yayla etiyle BD Ocakbaşı, Ankaralılara ve misafirlerine unutamayacakları bir tat festivali vaat ediyor. Lezzetin yeni adresi BD Ocakbaşı, Gölbaşı Ankara Shell benzinlik bitişiğinde. Buzdolabından çamaşır makinesine, elektrik süpürgesinden küçük ev aletlerine kadar bir evin tüm beyaz eşya ihtiyaçları. Bir dünya markasıyla ve Ordulu uzman bir ekibin hizmet kalitesiyle evinizin emrinde. Siemens Radikal, sizin için varız. Siemens Radikal, daha mutlu evler için.
Güneşli ve güzel bir günde bugün Kırklareli, Pınarhisar, Ataköy mahallesindeyiz. Sanayisiyle, organizesiyle meşhur olan, bilinen Lüleburgaz buraya 10 dakikalık mesafede. Pınarhisar bir 10 dakikalık mesafede. Açmış olduğumuz parsellerimizde 81 parselimiz var. Tamamen evlerin bitişiğinde. Bir tarafta işte çiftlik var, bir tarafta hemen bitişiğimizde evler var. Hemen arka planda izleyiciler görüyorlar zaten Ataköy var. Yerleşim alanının tam olarak içinde. Burası imarlı. Bitişiğimizde villalar var. Doğa harikası olan bir yer. Alabalık çiftliklerinin olmuş olduğu Kaynarca buraya 5-6 dakikalık bir mesafede. O çiftlikte akan bir de su var, buraya gelen bir su var. Evet evet, parsellerimizin üzerine ücretsiz servislerimizden kahvaltısı, öğlen yemeği, her şeyi Klas Artı Ofisi olarak bizlere ait. İlk gelen 10 kişiye 38 bin lira. Bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Yarı peşin, yarı vadeli, vade farkı, faiz, haciz, ipotek yok. Tapu masrafı bile yok. 30 yıllık bir firma olan Klas Artı Ofisi, biz tecrübemizi müşterilerimizle paylaşmaya her zaman hazırız. Özellikle burada STK'lara seslenmek istiyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarına. 81 parsel burası ve çok inanılmaz derecede bir cazip fiyatta ve arsa statüsünde. Ve yerleşim alanının yerleşim içinde. Alanın ortasında. İzleyicilerimizin gerçekten bu gibi fırsatları çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü bugün alıyorsun, yarın aynı fiyatları bulmak imkansız bir şey burada. Çünkü Mehmet Bey 30 yılın tecrübesi çok güzel şeyler yapıyor. Buraya herkesin gelip görmesini istiyorum. Tokat Turhal Samurçaköy Dernek Başkanı Ali Ergin Yavuz. Elektriği yanı başında, suyu yanı başında. Yolları yapılmış. Yani buraya daha diyecek bir şey yok. Gelecek güzel bir konteyni koyacak hobi bahçesi olaraktan. Böyle bir yerden gelin bir yeriniz olsun diyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Tabii, Mehmet Akbayır'a teşekkür ediyorum bu konuda. Ben Ordu Mesudiye Darıcabaşı Köyü Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Mesudiye Dernekleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Diğerlerinde olduğu gibi burayı daha güzel gördük. Burayı da yine arkadaşlarımıza tavsiyede bulunacağız. Ben bu bir önceki projeden bir arsa aldım zaten. Proje daha açıldığı için bu projeyi ilk ben göreyim dedim. Ve sonra arkadaşlarıma, eş dostlarıma, akrabalarıma önermek için buradayım. Evet, peki önerecek misin, beğendin mi? Kesinlikle söylüyorum. Arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Gelin görün diyorum. Ataköy otobandan çıkıldığı takdirde 3. köydür. Lüleburgaz'da gişelerden çıkıldığında 3. köydür ve Ataköy'ün bir özelliği de şudur. Ataköy'ün içerisinden E5 geçmektedir. Ve evlerle arasında sadece bir yolumuz vardır. Şimdi burası imarlı arsa vasfında ve 81 adet 250'şer metrekarelik parsellerimiz var burada. Yapmış olduğumuz bu parsellerin tamamının yola cephesi mevcuttur. Şu ana yolda minibüsler geçiyor. Onlar Pınarhisar'da Lüleburgaz arası mı çalışıyor? Minibüsler orası geçiyor. Orası Pınarhisar-Lüleburgaz arasında ve her 15 dakikada bir araba geçer buradan. Trenleri yurt dışından sahte getirtiyorum. Ara sıra tutmuyor. Boşalıyor. Haliyle kazalar olabiliyor tabii. Bu freni taktırıyorsanız 30'u geçmeyeceksin. Atölyenin arka odasında oyuncak ithalatını ayırdık. Orijinalin aynısının benzeri peluş oyuncaklar, pilli oyuncaklar, pilli arabalar. Hastalık falan yapar diyorlar. Külliyen yalan. Deride dökülme, gözde pörtleme. Bunlar olabilir. Bunlar normal. Oyuncak dediğin zaten elleyerek oynanmaz. Haydar meşgulüm, sonra ara. Mallar mı yakalandı? Gümrükte misin sen? Hepsine mi el koymuşlar? Alo Haydar. Şarj bitti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ekonomimizi, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden yüz binlerce sahte ürünü her yıl durduruyoruz. Orijinal olun, orijinal. Sahte ürün kullanmayın, geleceği riske atmayın. Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makyaj yapmamışsın, makyajı yapacağım. Gördüğünüz gibi önce tüm yüzümüzü fondötenliyoruz. Kapatmak istediklerimizi kapattıktan sonra göstermek istediklerimizi ön plana çıkarıyoruz. Biraz hızlı gittiğimi farkındayım ama internet kotanız olmadan anlatmaya çalışacağım. Dur, dur, dur. Artık böyle şeylere hiç gerek yok. Çünkü D-Smart hız kesmeyen üçlüde AKN yok, kota yok. Hoş geldin paketi D-Smart Go ve hızı düşmeyen limitsiz internetle ayda sadece 80 lira. Üstelik ilk ay tüm kanallar hediye. Kota kota değil, doya doya internet için hemen D-Smart'a hız kesmeyen üçlüye gelin. D-Smart.
Demir Mobilya'dan yılın son kampanyası. Mobilya, perde ve halıda net %40 indirimlerle sizleri Özdemir Mobilya'ya bekliyoruz. Mobilyalarım en iyisi olsun diyenler, huzurlu ve rahat bir ortam tercih edenler için Özdemir Mobilya'nın Ankara ve İnegöl'de sizler için özel tasarımcılar tarafından üretilmiş ürünlerini görmeden karar vermeyin. Mekanlarınızı iç mimarımız Büşra Özdemir'le beraber yenileyelim. Değişim evinizden başlasın. Özdemir Mobilya, yaşadığınız yere değer katar. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu İş Dünyası her cuma saat 20'de TV 52 ekranlarında sizlerle. Bu haftanın konukları Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tayfun Aşkın. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ceyhan Tarakçıoğlu. İş Dünyası her cuma saat 20'de. Basketbol severler, müsabakanın ikinci yarısı başlayacak, üçüncü periyot başlayacak. Merve neler söyleyeceksin? İlk yarı iyi oynadık. Üçüncü periyoda da aynı şekilde iyi başlamamız gerekiyor. Aradaki farkı korumamız lazım ki maçın sonunu rahat çıkaralım. İnşallah ilk yarıki gibi bir oyun oynarız. Önümüzdeki hafta önemli bir maç var. Yanlış mı söyledim? Evet, Çankaya maçımız. Cuma günü olacak. İnşallah buradan galip gelirsiniz. Zor bir maç oluyor. Evet, zor bir maç oluyor. Bundan sonra ligde kolay maç yok gerçekten. Çok da zor bir seriye giriyoruz. Bu maçı kazanıp Çankaya maçına başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sana da sevgili basketbol severler. Sevgili İlhan Şahin'i buraya alıyoruz. Mikrofonu ona uzatacağız. Bizi kırmadı sağ olsun. A Koleji Başkanı sevgili İlhan Şahin'i hızlı bir şekilde alıyoruz. Evet. İlhan Hocam neler söyleyeceksin? Ya maç bence şu anda iyi gidiyor. Umut ediyorum sonucun da böyle güzel olmasını istiyoruz. Evet, bekliyoruz. Onun için çok konuşmak istemiyorum. Hayırlısıyla şu maçı bir bitirelim, ondan sonra konuşuruz. Sevgili basketbol severler, müsabakanın ikinci yarısı başlıyor. Evet, Muzaffer'den rica edelim. Sporda şiddeti önlemek adına İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı çok güzel bir tanıtım var.
kamu spotu var. Onu da ara ara girerlerse memnun olacağız. Molalarda özellikle rica ediyoruz. Bu arada müsabaka başlayacak. Hemen istatistiklere bakalım. Mercedes'i evet 12 rebound ve 8 sayıyla şu anda müsabakayı domine ettiğini görüyoruz. Tıpkı evet. Evet. Garip bir karar. Çünkü şu tekrar söyleyeceğim. Sportmenlik dışı kararda ben burada Büşra'nın, hayır bir dakika. Büşra'nın burada gerçi yüzüne geldi. Haksızlık etmeyelim. Evet. Verilebilirdi. Son oyuncu olarak kalmıştı. Tek atış mı olacak diye baktık. İki atış kullandıktan sonra topu kenardan başlatacak. Yağmur'un iki atışıyla istemediğimiz bir şekilde başladı üçüncü periyot. Ama tekrar söylüyorum. Burada tabii hakem son iki oyuncu kalmış gibi değerlendirip veriyor. Biraz da yüzüne bir teması olduğunu görmüş olsa gerek. Evet. Peş peşe evet 5 sayı mı gelecekti diye baktık. Evet. Müsabakanın 3. periyodu başladı. Sevgili basketbol severler. Ordu Recep Kara spor salonundan. Değişik bir basket Yağmur'dan. Mercedes'e çarptırdı. Yağmur çok önemli zekice. Çok zekice bir sayı. Ama bu arada birebir temaslarda hakem arkadaşlarımızın işi de zor. Karşı tarafa çaldıkları. Evet Merve'den harikasın Merve. Hadi kızım, hadi kızım. Evet. Faul var. Çalınabilecek bir faul atışında. Evet kötü hücum ediyoruz şu anda. Müsabakaya iyi başlayan takım İstanbul Gücü oldu. Biz istediğimiz gibi başlamadık. Yağmur'dan bu da mı girdi? Evet Yağmur. Yağmur'un 7 sayısıyla. Evet Ali abi dediğimiz buydu sevgili Ali Aydın. Bak oyun birdenbire 10 sayılık fark kapandı. 10 sayılık fark kapandı ama hadi Deniz bozan sen ol bunu. Evet üst üste kötü hücum yapıyor A Koleji takımımız. Ve buna karşılık Yağmur'un 7 sayısıyla. Yağmur bunu da attı. Evet 9 sayı bir oyuncudan geldi Yağmur'dan. İkinci periyotta Yağmur rüzgarı esiyor. Yağmur bul. Müsabakanın ilk bir dakikasında iki faulle başlayan İstanbul Gücü'nden Yağmur. Şu anda maçı 2 dakika içerisinde tekrar başa baş hale getirdi. Ama Büşra diyor ki hayır diyor bu müsabakada ben varım diyor. Buna müsaade etmeyeceğim diyor. Aydın Hoca çok sinirlendi. Haklı. Biraz erken röportajlar olmasın diye müdahale etmişti. Evet. Evet. Müsabaka çok hızlı bir şekilde başladı. Özellikle İstanbul Gücü hakikaten fırtına gibi bir ikinci periyoda girdi. Peş peşe 7 sayı buldu. 7 sayıyı da 18 numaralı oyuncusu Yağmur'dan buldu. Onu da söyleyelim. A Koleji bakalım sayı çıkartabilecek mi? Hücumda şu anda sıkıntı var A Koleji'nde. Büşra'ya ciddi bir savunma yapıldığını görüyoruz. Gözde'den Deniz'e, Deniz'den Büşra'ya. Büşra şu an topu. Büşra yapar mısın? Büşra harikasın. Nazar değmesin. Milli takıma göz kırpıyor bence Büşra bu oyunuyla. Genç oyuncu biliyorsun. Adana Botaş'tan geldi. Nazar değmesin diyelim. Evet. Bakalım. Sayı çıkacak mı? Yağmur. Yağmur bunu da atarsa artık bu kadar da. Faul var. Faul var. Çaldı evet. Evet 25'e verdi. Orada faali yapan pozisyonu tekrar gösterebiliriz. Faali yapan sanki ilk temas Yağmur'dan geldi ama Yağmur'un dördüncü faulü. Yağmur da dördüncü faulünü yaptığını düşünerek tepki gösterdi ama 25 numaralı Terebanks'e çıktı bu atış.
hadi kızlar diyelim. Deniz'den Gözde'ye, Gözde'den Merve'ye. Şu anda oyunu kurmaya çalışan oyun kurucumuz Gözde de. Gözde Deniz'e, Deniz'den Büşra'ya gelen bir top. Bir üç atış daha geliyor. Ya Büşra. Büşra. Harikasın Büşra. İkinci, bravo Büşra. Muhteşemsin. Muhteşemsin. Nazar değmesin. Büşra hediye etmişti 9 sayı ilk baştan yaptığı kasti faulü. Şimdi geri aldı maçı. Evet. Fark tekrar 9 sayı. Bravo Büşra. Nazar değmesin. 17. sayısı Büşra'nın. Seydeyiz. Büşra, Merve, Gözde, Deniz, harikasınız kızlar. Harikasınız. Faul var. Evet. Doğru karar. Bravo. Bravo. Yardımcı hakem Çağatay Saltık 19 numaralı oyuncuya 3. faulünü yaptığını söylüyor. 19 numarayla Özlem Yeni Dünya faul yapan oyuncu. Evet. A Koleji, bir A Koleji, bir İstanbul Gücü. Şu anda yine dengeyi kurdu. Yine 10 sayıdan 9 sayı oldu ama. Evet, normal oyunlarına döndüler. Şu anda faul. Evet. Seydiz yine Terebanks'ı ne yaptı? Evet. Steps diye bekledik ama top aldıktan sonra topla birlikte yerde bir kayması var. Görüyorsunuz yine. Evet, Seyde ise bir faul. Atış halinde mi diye bakalım. Seyde ise ikinci faulü. İki atış verdi. Terebanks şu anda faul çizgisinde. İki serbest atış kullanacak. Bugün iki periyotta beş sayı bulan Terebanks'e karşılık Mercedes Walker muhteşem bir savunma yapıyor Ali abi. Evet. Zaten şu anda 25 numaralı Bank'le Sedes'in arasında geçen aslında Büşra Darı'ya giriyor attığı üçlüklerle. Şu an için pek bir şey daha söylemeye gerek yok çünkü. Gerçekten bir yanda rüzgar ters esiyor, bir yanda öbür taraf esiyor. Ama görünen bir şey varsa A Koleji bu maçta iyi oynuyor. Evet, yine de özellikle bayan basketbolu için henüz daha bunu söylemek kadar da erken. Bakalım dördüncü periyoda kadar bu oyunu sürdürebilecek mi? İstanbul'da, İstanbul Gücü de iyi bir takım, kaliteli bir takım. Onlar da başa baş, dişe diş, kora kor mücadele ediyorlar. Savunma şu anda çok dikkatli. Gözde, Gözde'den bir top kaybı. Evet, itirazlar var yine faul yaptığı yönünde. Evet, Mercedes geri dönemediği için onların yabancısı topu pot altında aldığı topu sayıya çevirdi. Terebanks'in. Evet. Münevver'in Münevver Akış'ın faul yaptığı işareti geldi. Üçüncü faulü ve Münevver'in ilk faulü bu. Bu arada oyuncu değişikliği oldu. Özlem çıktı bu arada. Pelin girdi. Biraz daha yavaş, sakin oynarsa Akoleji çok hızlı oynamaya çalışıyor. Fasifeye çıkmaya çalışıyor ama bireysel olarak çok fazla becerikli bir pas grafiği yapamıyorlar şu an için. Onun için biraz daha sakin olurlarsa daha rahat sonuca gidecek. Daha doğrusu Sedes'i kullanmaları lazım. Hadi kızım Büşra, Mercedes'e indirdi. Büşra atarsın oradan. Ya vallahi Büşra'ya bugün nazar değmesin diyelim ama çok iyi bir maç çıkartıyor. Sümeyye bunları atar. Bravo Mercedes, çok iyi bir savunma. Çok iyi bir savunma. Gözde onu atar. Evet, faul var diye itirazlar geliyor bençten ama Gözde bu atışı da kaçırmadı. Gözde'nin 14. sayısı. Gözde ve Büşra bugün skoru Mercedes'le birlikte sürklese eden oyuncular. Münevver'den bir zorlama atış, aman Mercedes faul yapma diyelim, aman diyelim. Evet, evet, Mercedes'ten bir rebound daha. Mercedes bugün maçı şu ana kadar savunmasıyla, reboundıyla domine eden oyuncuların başında geliyor. Büşra ile birlikte. Büşra hücumda, Mercedes savunmada, Merve, Gözde ve Deniz'de hırslarıyla bugün kazanacağı sinyalini veriyorlar. Çok zor bir top Mercedes'e. Son bir saniye kala. Bravo! Harikasın, harikasın. Bravo Merve. Nazar değmesin. Harikasın kızım. Harikasın. Eline sağlık, yüreğine sağlık. Herkes bak, Eller de ısınmaya başladı. Herkes o zor topları atamaz. İşte kaliteli oyuncu kendini burada gösteriyor. Bravo Merve. İşte bireysel beceri ön plana çıktığı anlarda, bu anlar aynen lazım. Zaten çıkıyor da. Bu arada yağmur bulutları üzerimize çöktü. Yağmur bul, harikasın. Yağmuru da kutlamak lazım.
Bravo Yağmur. Yani o da İstanbul Gücü adına iyi işler yapıyor. Münevver'le birlikte. Bu arada zor bir top oldu. Son 5 saniye. Seydise onu atacaktır. Atacaktır onu. Hatalı yürüme verecek. Evet. Amerikalı basketbolcuların en çok yaptığı topla özellikle pota altında potaya dönerken belki Amerika'da serbest olabilir ama faulle, özür dilerim, hatalı yürümeyle sonuçlanan bir karar çıktı. Hakem de bunu bu düdüğü çaldı. Müsabaka 51-42 devam ediyor. Evet, bravo Merve, bravo Merve. Faul var gibi sanki ama hadi yapma bunu, yapma Gözde. Yapma, bu da nazarı olsun Gözde. O kadar zor toplar attı ki hani şu sayı kaçmazdı diyelim. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Hakikaten diyor ki ben diyor bu liglerin en iyi oyuncularından, yabancı oyuncularından bir tanesiyim diyor. Mercedes çok iyi bir maç çıkartıyor. Savunmada neler yaptı neler, görmenizi, izlemenizi, izlerken de bravo demenizi. Son 3 saniye. Evet. Evet. Çok çok kolay bir faul çaldı. Müsabakanın baş hakemi Murat Genç. Çok kolay bir faul çaldı. Türbünden tepkiler var. Hasta olan izleyicilerimiz olduğunu duyuyoruz. Hakeme yönelik böyle ilginç manidar sözler söylüyorlar ama tabii onlar da insan. Onlar da burada sonuçta her iki takımı da adil bir şekilde maçlarını, müsabakalarını tamamlamak için elinden geleni yapıyorlar. Hata da yapabilirler. Hoşgörülü olmak lazım ama bu hataları fazla tekrarlamazlarsa da her iki takım adına da seviniriz diyelim. Şu anda Türk basketbolunun önemli sorunlarından bir tanesi. Özellikle bu alt liglerde ki C klasman hakemlerimizin daha dikkatli, daha kaliteli maçlar yapmasını istiyoruz. Deniz, Deniz, Deniz. Deniz Doğan. 24 saniyeyi sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Aslında boş bulduğu anlarda bu türlü dribbler yaparak turnikelerle sayıya gidebilirler ve şu anda oldu. Bu arada müsabakanın ikinci yarısının üçüncü periyodunda Yağmur'un 11 sayısı var. 8 dakikada 11 sayı bulan Yağmur takımının en skorer oyuncusu oldu. Amerikalı oyuncusu Terebank ve Münevver Akış'la birlikte. Yağmur da ilginç bir oyuncu. Çok zeki. Böyle hani her an oyunun dengesini, maçın temposunu yükseltecek, bozacak, karıştıracak cinsten. Önemli oyunculardan bir tanesi de Türk basketbolu, bayan basketbolu adına önemli bir isim, renk. Evet. Deniz'den Büşra'ya, Büşra'dan Mercedes'e bakalım. Mercedes oradan atar bunu. Hatalı yürüme var. Hatalı yürüme var. Doğru. Bunun steps yok bence. Sol ayak sabit. Zaten bunda steps yok. Evet. Şu an tribünlerden biraz daha yüksek bir şekilde, aynı şekilde bench'ten Aydın Hoca da itiraz ediyor. Yani bana biraz steps'miş gibi geldi Aydın Hocam. Olabilir ama sol ayakta. Evet, Bahar Kocaoğlu'ndan Yağmur'a. Yağmur bakalım ne yapacak? Evet, Bahar'dan bir üçlük. Hiçbir şeye değmedi. Ama Yağmur, evet. Dedik ya, Yağmur dolu yağıyor. Yağmur hakikaten bugün. Yağmur bul. Sayıları bul. Buldu gerçekten. İzlenmesi de keyif veren bir oyuncu. Onu da tebrik edelim. Deniz atarsın kızım bunu. Zor bir top. Zorlama bir toptu. Rebound mücadelesinde genç oyuncu Aleyna. Evet, faul var. Aleyna Yağmur'a atış sırasında faul yaptı ve faulden doğan serbest atışları kullanacak olan oyuncu Yağmur. Şu anda fark 6 sayı. Gözde girdi, Aleyna çıktı. Faul atışından sonra koç onu hemen bench'e aldı. Oyuna müdahale etti. Bakalım iki atışın ikisini de kullanabilecek mi dedik. Yağmur'a da nazar değdirdik bu arada. İyi oyuncu, genç oyuncu diye. Evet, Yağmur bulutları Ordu semalarında. Yağmur bul. Genç oyuncu. Kutlayalım. Evet, oyuncu değişikliği var. Yağmur'u biraz dinlendirecek. Sümeyye'yi oyuna alıyor.
Sümeyye'de. Ben Sümeyye'yi bu kadar skora katkı yapmadığı bir müsabakada izlemedim. Hani 20-30 maçını izlemişimdir. Yani eskiden izlediğimiz Sümeyye bu değil. Bilmiyorum, takım oyunu içerisinde herhalde ona verilen görevden olsa gerek. Sümeyye daha böyle skora katkısı olan bir oyuncuydu. Mertens bakalım ne yapacak? İyi savunma var. Ama Merve. Hadi Merve. Merve harikasın. Bravo. Evet. Evet, 14 saniye ve hücum doğru karar A Koleji'nde. Buna itiraz etmemesi lazım Bench'in. Misafir takım Bench'i itiraz ediyor ama kendi oyuncularından çıktı. Evet, 3. periyotta son hücum. Evet. Atış mı olacak? Hayır, onlar da 4. faulünü aldı. Evet, son hücum 14 saniye 3. periyot. 5 sayılık üstünlüğü var A Koleji'nin. 10 sayı farkla başlamıştı 3. periyot ama bakalım. Bravo. Harikasın. Harikasın Merve. Ve evet. Şimdi şu kamu spotunu rica edelim. Kamu spotunu izletelim size. 2 dakika süremiz var. 1 dakikalık bir kamu spotumuz var. İstersen yeşil çimlerde olsun, istersen parke, istersen kulvarda olsun, istersen minderde, istersen pistte olsun, istersen toprak sahada, istersen kortta, kazanan hep dostluk olsun. Rakibin yoksa sporun anlamı yok. Bu maç sizsiz olmaz. Her şey sizin güvenliğiniz için. Evet, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sporda şiddeti önlemek adına özellikle spor müsabakalarında taraftarların dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bir kamu spotuydu. Onları size izlettik. 10 sayılık farkı A Koleji koruyamadı ama yine de güzel işler yaptılar. Yine de farkın açılmasına, farkın kapanmasına müsaade etmeyen İstanbul Gücü'ne aynı şekilde karşılık verdiler. Evet, sevgili spor severler. Maçın, müsabakanın son periyodu başladı. İşte şimdi her şey belli olacak. Bakalım ne olacak. Bahar'dan çok hızlı bir hücum geldi. Demek ki koç bunu konuştu. Hızlı bir şok sayılarla farkı kapatmaya çalışacaklar. Tıpkı 3. periyodun başında yaptıkları gibi. Umalım A Koleji de ona aynı şekilde karşılık versin. Faul var. Evet, faul var hocam. Oradaki temas bak. Yani o sesi olabilir. Duyduk buradan. O olabilir ama. Ama sayı var. Şu var. İşte senesi çalışmalar lazım. Evet, 9 sayılık bir fark var. 57-48 A Koleji bu müsabakanın 4. periyodunda önde ve yağmurdan hani nereden bulduk atışı, biraz zorlama bir atış oldu. Biraz zor bir atış oldu ama başarısız bir üçlüktü. Top tekrar A Koleji'nde, hücum yapan taraf takımımız A Koleji. Merve oyun kurmaya çalışıyor. Büşra'ya ciddi bir savunma var Bahar'dan. Evet. Şimdi çaldılar. Biraz önce pota altındaki faulü ya da biz faul. Zaten şu 3. faulü oldu Banks'in. Zaten onun üstüne oynadığı zaman 5 faulden oyun dışı bıraktığı anda zaten maç geldi demektir. Tabii ondan sonra tüm toplar Mercedes'te mi diyelim? Mercedes neler yapıyorsun? Harikasın. Bir de girseydi daha iyi olacaktı. Hızlı bir hücum. Evet, faul yapma diyor. Savunma istiyorum diyor. Yani elini hareketli savunmaya her hakem burada faulü verir. Nitekim oyuncumuz elini kaldırırken Tera Banks'e çarptığı için hakem de faulü verdi. Ebru Ağar oyuna girecek. Kim alacak koç, ona bakıyoruz.
Fark şu anda 8 sayı. Umarım kaçırır diyelim. Dileğimiz kabul oldu. Şu anda fark 8 sayı. Umalım farkı 10 sayıda tutmaya devam edelim sevgili Ali Aydın. Şu andaki maçta gidiyor geliyor. Bir üçlük her şeyi değiştirebilir. Her iki takımı rahatlatabilir. Yani aradaki farkla kapanmayacak. Her iki takımı rahatlatabilir derken yani diğer şu takım havlu atar diyorsun. Kim atarsa biraz daha rahat. Tabii her iki takım da üçlük bulursa diyorsun. Evet. Evet. Yine demin atışı kaçıran Gözde faul yapan oyuncuydu. Oyuncu değişikliği var. Oyundan çıkan oyuncu Büşra. Büşra'nın faul problemi var diye baktım hemen. 8 numaralı Büşra'nın 2 faul. Takımımızdaki bütün oyuncular ikişer faul var. Ebru Ağar dışında. İstanbul Gücü'nde de 4 oyuncu 3 faulle müsabakaya devam ediyor. Reboundlarda ciddi üstünlüğümüz var. Münevver'den tabii Münevver yaşının da verdiği bir yorgunluğu oyununda da gösteriyor. İlk iki periyoda fırtına gibi başlayan Münevver şu anda durmuş susmuş durumda. 11 sayısı var Münevver'in. Son 8 saniye Merve topu indirdi ama 6 saniyelik bir hücum olacak diye baktık. 6 var 6! Evet 6 saniyelik bir hücum hakkımız var. Bakalım nasıl bir oyun çıkartacak bizimkiler. A Koleji. Evet Merve atarsın bunu. Harikasın Merve. Bravo Merve. Bravo Merve. Harikasın Merve. Merve 11 sayı oldu. Harikasın Merve Uygun. Evet dedi ki ben dedi buradayım. Takım mı dedi sırtlıyorum. Bu takımın dedi beyni benim ve evet Mercedes yine güzel bir savunma yaptı. Tera Banks'a göz açtırmadı diyebiliriz. Bekle diyor. Uyarı var bench'ten Gözde'ye. Gözde Yürük şu anda oyunu seti kurmaya çalışıyor. Gözde'den Deniz'e. Deniz'den Ebru'ya nasıl bir oyun çıkaracaklar bakıyoruz. Mercedes'e indirdiler. Mercedes arka, atarsın bunu Mercedes. Yine bir bravo, evet oldu. Bravo. Hem üstüne değil. Bak faul var ama Mercedes sesini çıkartmadı sayıdan şöyle, sonra. Şöyle ya sayı yapıyor ya faul yaptırıyor. Evet harikasın. Her ikisi de güzel. Evet bravo Mercedes. Evet bence sevgili basketbol severler şu anda Pelin oyuna giriyor ve Bahar'ı oyundan aldığı sevgili Esmeral Tunçler şu anda yapabileceği ne var diye düşünüyor. Oyunu izliyor, takip ediyor ama 10 sayılık farkı eritecek bir set plan çizebilecek onu da göreceğiz. 10 saniye var hücum için. Merve de top. Merve zorlama kızım. Harikasın Merve. Evet. 25 Merve Münevver'e verdi faul. İlginç. Münevver'e verdi. Hayır 4 numaraya. 4 numaraya verdi. Münevver'e verdi ve şu anda Aydın Hoca da biraz oyuncularını, yorulan oyuncularını dinlendirerek müsabakaya devam etme ihtiyacı hissediyor. Merve şunları sok. Hadi Merve. Hadi Merve. Harikasın Merve. Evet Merve bugün bu maça imza atan oyuncularımızdan bir tanesi. Gözde, Merve, Büşra, Mercedes, Deniz, Ebru hepiniz harikasınız. Oyuna giren çıkan şu ana kadar 15 sayılık bir fark var. Yani bunu söylemek için çok erken diyelim ama biraz daha bekleyelim. Bakalım hücumda bir direnç gösterebilecekler mi? Özellikle Münevver'den sayı bekliyorlar. Evet. Faul çalabilirdi, çalmayabilirdi. Hani iki atış kullanacak. Dediğim gibi Münevver Akış biraz da yoruldu dördüncü periyotta. Ama biz Münevver'in hırsını biliyoruz. Bakalım. Evet. Serbest atışlarda ilk atışı kaçırmadı. 64-50 fark 14 sayı bunu da kaçırmadı. Mola var evet. Kritik bir mola aldı. Koç Esmeral Tunçluer. O da başarılı sporculuk kariyerini şimdi İstanbul Gücü'nde Kerem Tunçluer'le birlikte, Tunçluer ailesiyle birlikte koç olarak devam ettiriyor. Onlara da basketbola verdikleri emek ve katkıdan dolayı bir kere daha teşekkür edelim. Türk basketbolunun önemli isimlerinden birisi Tunçluer ailesi.
Federasyon Başkanımız sevgili Hidayet Türkoğlu'na da özellikle Anadolu'da basketbolun daha çok yaşaması, daha kalıcı olması adına, daha çok yaygınlaşması adına, Anadolu basketbolunun canlanması adına bence biraz daha bölgesel farkındalığı ortaya koymasını bekliyoruz, diliyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Basketbolun içinden gelen bir isim Basketbol Federasyon Başkanı oldu. Evet. Dibinden, mutfağından gelen, oyunculuktan, altyapıdan, daha onlu yaşlardan 30'lu 35 yaşlara gelen bir basketbol trafiğinin içindeki bir insan basketbolun başına geldi. İnşallah futbol dahil her taraf böyle olur. Evet, maçtan sonra kısa birkaç röportajımız olacak. Sonra merkeze bağlanacağız. Ana kumandada sevgili Aykut'a teşekkür edelim. Kameraman arkadaşlarım Selçuk, Olcay ve Furkan'a ve yayın arabasındaki Muzaffer Kuvan'a da bu güzel yayını gerçekleştirdikleri için bir kere daha TV52 ekibi ailesine teşekkür ediyorum. A Koleji İstanbul Gücü müsabakasında 4. periyot ve son 6 dakika. Atarsın bunu. Hadi Ebru. Kızlar güvenin kendinize. Evet, tabii çok zorladınız. Çok zorlama bir pastı. Aydın Hoca haklı olarak isyan ediyor. Niye şutu kullanmadınız yani? En son top. Yani burada pek de Aydın Hoca seyredilse kızmakta haklı mı değil mi, ama daha çok o topu en son çare olarak seyredilse Mercedes'e indirmemek lazımdı diye düşünüyoruz. 13 sayılık fark. Atma bunu. Harikasın Mercedes. Harikasın Seydeyiz. Evet, bugün kaç ribaund aldı bilmiyorum ama nazar değmesin, nazar değmesin. 5 saniye olacaktı son anda. Evet, geçmedi, geçmedi. Çok zorlama bir top oldu. Sıkıştı. Olsun, olsun. Bu da nazar olsun diyelim kızlarımıza. Evet, potanın perileri. Biraz tecrübesizlik, heyecan çok hızlı. Vallahi Mercedes'te çok tecrübeli oyuncular ama arada Gözde vardı. Şu anda o kadar fazla acemice yapılan bir şey. Belden bir top kaybı. Evet. 3 sayılık bir oyun çizmişler. Sırayla. Evet. Yağmur attırmayın bu topu. Harikasınız. Harikasınız. Evet, Mercedes rebound aldı. 2 kez üst üste Mercedes iyi işler yaptı. Merve harikasın. Harikasın ama tam güzel top, güzel top, güzel top, güzel top. Düşünce güzel. Düşünce güzel, güzel top. Aman takım düşmüyoruz. Takım oyununa dönmüyoruz. Olacak. Olur musun? Bu arada Merve değiştirilmek istediğini söyledi. Evet. Hala teknik faul. Evet, teknik faul mü çalacak? Bekliyoruz. Evet, Münevver Akış'a bir teknik faul. Evet. Evet, bu arada Esmeral Tunçler müsabakanın baş hakemi. Evet, Murat Genç'i çağırıyor. Bir şey söylemek istiyorum diyor. Bir şey söyleyebilir miyim diyor. Niye teknik faul çaldığını öğrenmek istiyorum diyor. Münevver de geldi. Evet. Evet, 64-51. Evet, Esmeral Tunçler'in isyanı müsabakanın hakemlerine. Niye teknik faul çalındığını açıklamanızı rica ediyorum diyor. Evet, müsabaka devam ediyor. Münevver şimdi bu hırsla bakalım ne yapacak. Şimdi zorlama bir atış oldu. Münevver biraz sinirlendi. Mercedes'e bir teması oldu. Mercedes ona bir sinirli bir bakış attı ama umarım daha sonra bir gerginlik olmaz diyelim. Evet, Mercedes'e indirilen bir top. Tere Banks oyunda yok. Mercedes bir ribaundu daha aldı. Faul yapan 5 numaralı oyuncu Sümeyye Özcan ve 4. takım faulü. Oyuncu değişikliği var. Evet, Münevver'i mi oyun dışına alıyor diye bakıyorum. Kimi oyun dışına alıyor diye bakalım. Evet, bravo, bravo, bravo. Bravo Mercedes, bravo Seydiz, good job. Evet, harikasın, 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 harikasın Mercedes.
Mercedes biraz sinirlendi bu işe ama sanki biraz daha oynamak istiyorum. Biraz daha Büşra, dördüncü periyot neredeyse o Büşra'yı göremedik ama maç genelindeki muhteşem oyunuyla bugünkü maça damgasını vuran oyuncuların başına geliyordu. Evet. Sakin kızlar, A Koleji. Evet. Hadi kızlar, hadi kızlar. Son 4 dakika. Bir üçlük daha. Ya iyi iki sayıyla gelinen 3 ya da 2 sayı fark etmiyor ama iyi iki hücum dediğin gibi diğer takımın da ümitlerini şut, evet şut atması lazım. Süre dolarken attı. Gözde farkında değildi. Yani 24 saniye doldurmak zorunluluğunuz yok gibi geliyor bana. Zaten dikkat edin, üçüncü kaybı yanılmıyorsam. Top 24 saniye içinden dolayı. Top oynanırken yukarıdaki skor ve dakika daha doğrusu dakika tabelasına lütfen bak diye ikaz etti Aydın Hoca. Münevvere bir faul var. Faul yapan oyuncu. Evet. Merve. Değişik bir fauldü. Gözde'yi demin ki hatasından dolayı biraz da fırça atmak için Aydın Hoca diyelim artık. Hani o tatlı sevimli fırçalarından birini atıyor. Öyle diyelim. Çıkar mı oradan bir üç sayı? Yok artık bu saatten sonra olmaz. Bu saatten sonra olmaz. Şimdi artık sadece üç sayı atmayı düşünüyorlar. Biraz böyle skora ama yani en kısa oyuncuları neredeyse potu altından iki sayılık bir atış buldu Sümeyye Özcan. Evet hemen oyuncu değişikliği var. Gözde tekrar oyuna girecek. Faul var. Faul var ama çalmadı hoca. Belki biraz etkilendiler. Evet buna çalmak zorunda kaldılar artık. Bu sefer iş hani mahkemede bitecek bir tokada doğru geliyordu Ali Hocam. Futbolda olsa ne yapardık hocam? Her şeyin kuralı farklı ama şu anda oyun dengede stabil gidilirse, daha doğrusu hatasız bir duruma geliyor artık. Sayılar da üst üste gelmeye başladı. Herhalde artık maçı kopartacak gibi gözüküyor. Evet fark 13 sayı. Harika bir maç, harika bir oyun. Gözde gitti. Faul var. Arkadan faul var. Ama daha faul var demeyeceğim. Tamam arkadaşlar. Artık hakemler de son 2,5 dakika. Ya 13 sayı fark 2,5 dakikada kapatılmayacak bir fark değil Ali Hocam. Evet. Bak işte bir hata bir sayı. Fark 11. Hemen sedesin. Şu an iyi bir sayıma. Evet hemen sedesin. Evet. İyi hücum olmazsa ve daha sonraki dönen topu evet bu arada formasını çekiyor. Ama buna faul çalmazsan hocam hangisini çalacaksın? Evet. Hadi kızım. Hadi Merve. Harikasın Merve. Bravo Merve. Bravo Merve. Oyuncu var. Oyuncu var. Oyuncu var. Masaya gitti. Evet. Evet. Güzel bir, akıllı bir faul yaptı Ebru. Evet. Bravo. Bravo Merve. İki oyuncu değişikliği var. Önce Merve çıktı, sonra Ebru çıktı. Alkışlarla bravo Merve. Bugün senin maçın Büşra ile birlikte 18 sayıyla müsabakanın en skorer iki oyuncusundan biri olan Merve dışarı çıktı. Yerini Nail'e bıraktı. Yine Gözde de oyuna girdi. Evet. Aydın Hoca çok tecrübeli Aydın Hoca. Evet. Yaptığı değişikliği hemen bir tepki verdik. Üst sayı yedik. Farklı düşünce hemen seves dedik. Ama o kadar tecrübeli ki forvetleri almaya başladı. Ve üst sayı atacakları. Evet bu arada takımdaki tek diyelim Ordulu. Harikasın Büşra. Harika. Harika bir blok. Harika bir blok. Harikasın Büşra. Bir de üst sayı mı atıyorsun? Bir de üst sayı atıyorsun ama hızlı hücum değil diyor. Topu diyor biraz öldürüp rakibini. Hadi Nail'e bir üç sayı da senden. Oldu. Bravo. Evet.
Sevgili Naila Arslan, maç koptu. Takımdaki tek Ordulu oyuncu, sevgili Celal Arslan'ın biricik kızı ve bizim basketboldaki göz bebeğimiz Naile'den güzel bir 14 numarayla sevgili Naile'den güzel bir atış izledik. Harikasın Naile. Evet, 3 sayılık bir atıştı. Son 1 dakika 26 saniye artık müsabaka 72-56 16 sayılık fark ile sona ermek üzere. Son hücumlar. Evet, genç oyuncuları oyuna alıyor. Büşra, ben diyor imzamı atayım öyle çıkayım diyor ama olsun Büşra, bu da yeter, harikasın. Oyuncular var, genç oyuncuları oyuna almak istiyor. Zeynep oyuna girecek. Oyuncu var. Evet, 3 sayılık atış. Evet, bravo. Büşra da Gözde de bugün muhteşem oynadılar. Aynı şekilde 72-59 müsabakanın son bir dakikası. Artık yedek ağırlıklı bir takımla müsabakaya devam ediyor A Koleji. Evet, müsabaka artık birazdan sona erecek. A Koleji bu ligdeki 9. galibiyetini alacak. Önümüzdeki hafta Çankaya'yla liderlik müsabakasına, daha doğrusu Çankaya'nın bu hafta ne yapacağını bilmiyoruz ama belki de bu hafta Çankaya kaybedecek. Önümüzdeki hafta da A Koleji'ne kaybedecek. 2 mağlubiyet olacak. Her iki takımın da 2 mağlubiyet olacak. Böyle bir ütopik şey çizdim, senaryo çizdim kendime ama dediğim gibi tüm takımlara başarılar dileyelim. Şu anda basketbol camiasında bu müsabakayı Türkiye'nin ve sosyal medya üzerinden dünyanın dört bir noktasında izleyen tüm basketbol severlere, basketbol sporunun ne kadar özel bir spor olduğunu, ne kadar ayrıcalıklı bir spor etkinliği olduğunu bir kere daha hatırlatarak keyifli bir sezon dileyelim. Hem Süper Lig'deki hem Kadınlar Birinci Ligi'ndeki hem de deplasmanlı liglerde mücadele eden tüm bayan ve erkek takımlarımıza başarılar dileyelim. Şu anda Ordu'nun basketboldaki iki temsilcisinden bir tanesi A Koleji bayan basketbol takımı, bedensel engeller basketbol takımımızda Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Bedensel engeller Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Onlar da gurur kaynağımız. Onlara da başarılar dileyelim ve Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un, Samsun'un basketbolda tıpkı Akdeniz bölgesindeki o hareketlilik gibi tekrar eski günlerine, eski başarılarına dönmesini istediğimizi bir kere daha hatırlatalım. Sponsorlardan da destek bekliyoruz. Futbola yatırdığınız trilyonların yarısını, onda birini dahi takımlara sponsorluk bedeli olarak göndermeniz bile bu takımların yaşaması, liglerde devam etmek ve nefes alması adına önemlidir diyorum. Ali Hocam. Evet, her şey, söylediğin her şeye katılıyorum. Sonuç olarak baktığımız zaman bu maçın özetince Merve, Büşra ve Seles'in güzel oyunları var. Üçlük atışları ve takım katkısıyla beraber güzel bir galibiyet aldılar. Özellikle kenar yönetimine de tebrik etmek lazım. Özellikle zor anlardaki oyuncu değişiklikleri ve oyuna yaptığı hamlelerle Aydın Hoca ve ekibi zor demeyeceğim ama güzel bir galibiyet aldı. Bundan dolayı da A Koleji'ni ve herkesi kutlamak lazım. Kutluyoruz. Evet, müsabaka sona eriyor. Röportajımız var. Röportajlarımız var. Furkan'dan rica edelim. Hemen Aydın Hoca'yla ve eğer kabul ederse Esmeral Tunçluer'le de röportaj talebimiz olacak. Hemen Aydın Hoca'yı, Aydın Hocam hemen takımla birlikte çıkacak sevgili basketbol severler. Müsabaka 75-61 sona erdi. Müsabakayı A Koleji kazandı. Evet Aydın Hocam, tebrikler. Canlı yayındayız. Neler söyleyeceksiniz? Ya önemli maç tabii. Her maç önemli. İki tane gereksiz mağlubiyet alınca artık yenilmeden Çankaya maçına gelmek istiyordur. Oraya da geldik. Haftaya Çankaya ile oynayacağız Ankara'da. Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama canla başla oynuyorlar, mücadele ediyorlar. Kulüp yönetimi sağ olsun, sizler de elinizden geleni yapıyorsunuz. Çocuklar da gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Bakalım
galibiyetle gidiyoruz. Hocam önümüzdeki hafta çok önemli bir maç var. Evet, Çankaya bu hafta belki mağlubiyet alacak. Belki de biz oraya onlara ikinci mağlubiyetini tattırıp yani, ligi karıştırmak için gideceğiz. Tabii bizim için önemli. Kazanmak için her maçı kazanmamız lazım. Sonunu iyi bitirmek istiyorsak. Ankara'daki Ordulara da, basketbol severlere de Çankaya maçında bekliyoruz. Ordu A Koleji'ni desteklemeyi bekliyoruz. Seyirci bizim için önemli. Şimdi bu günde iyi bir güzel seyircimiz vardı. Kritik yerlerde oyuna müdahale ettiler. Oyunculara moral aşıladılar. Ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi. Teşekkür ediyorum. Ankara'ya da teşekkür ediyoruz. Vallahi sizlerle gurur duyuyoruz. Vallahi her yerden seyrediyorlar. Hocam başarılar diliyorum. Şimdi Ankara'da yine birlikte olacağız. Ankara'da görüşmek üzere diyelim. Evet, İlhan Şahin alıyoruz hemen buraya. Sevgili İlhan Şahin. Evet, neler söyleyeceksiniz? Tabii ki kendi sahamızda maç kazanmak hep artı. Hedefimiz zaten eğer lige çıkmaksa kazanmak zorundayız. Takımdaki herkes elinden gelen her şeyi yaptığını görüyorum. Umut ediyorum 30 Mart sonra istediğimiz başarıyı elde etmiş olarak bu şehre güzel bir şey getiririz diye düşünüyorum. Hocam önümüzdeki hafta Çankaya maçı var. Zor bir maç olacak. Siz de orada olacaksınız herhalde. Evet. Neler söyleyeceksiniz o maçla ilgili? Var mı bir plan, seyirci organizasyonu, Ankara'daki ordulara bir mesaj? Ya tabii ki tüm Ankara'daki orduları maça bekliyoruz. Hedef yani Çankaya takımı şu anda namağlup ve gidiyor. 11'de 11 yaptı. Bizim de iki mağlubiyetimiz var. Yenersek, güzel bir sonuç alırsak ordu adına ve kendi takımımız adına güzel bir galibiyet olmuş olur. Yani başarıya giden yolda kazanmak zorundayız. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili basketbol severler, sevgili izleyiciler, Ordu Recep Karaduragöl spor salonundaki müsabakada sevgili Ali Aydın yardımcı oldu. Ali abi, son kez seni şöyle alalım. Müsabakayla ilgili son iki cümle söyleyelim. Sevgili İlhan Şahin'i de böyle alalım son kez kareye. Evet Ali hocam, teşekkür ediyorum sana da. Öncelikle İlhan Şahin'i buradan bir kez daha kutluyorum. Şundan dolayı kutluyorum. Büyük emek harcıyor, büyük çaba sarf ediyor, büyük meblağlar ödüyor. Ya da yarın öbürsü gün kariyerinden buradaki gerçekten çok büyük işler yapmaya başladı. Özellikle spor adına. Hem futbolda da var, basketbolda da var. Voleybola şimdi geldi, bir umarım takım yapıyor. Umarım kariyerine daha büyük başarılar katar. İnşallah. Süper Lig'e takım çıkartan başkan, yönetici olur. Biz o şansı yakaladık. Eminim ki İlhan kardeşime de vereceğimiz, sevgili İlhan Şahin'e, senin de bizim de ordularına vereceği destekle tekrar bu takımı altyapıya da aynen lazım. Ondan dolayı da tebrik ederim. Evet. Bugünkü maç için. Biz de basketbola verdiği katkılardan dolayı tekrar İlhan Başkan'a teşekkür edelim. Sevgili basketbol severler, Ordu'dan söyleyeceklerimiz bu kadar. Güzel bir gündü. İstanbul Gücü üzüldü. A Koleji sevindi. Spor kazandı, dostluk kazandı. Tüm basketbol camiasına da buradan bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. TV52 izlemeye devam edin.